Peki hocam, sünnette bir yaş var mıdır? Hangi yaşlarda daha sıklıkla yapılır sünnet? Evet, şimdi bununla ilgili bana da hem hastalar da çok soru soruyorlar. Bir yapılmış böyle net bir bilimsel bir açıklama yok. Yapılmış böyle ufak sayılarla, yani 30'lu 40'lı çalışmalar var. Şimdi burada ama mantıklı olan bazı açıklamalar da var. Onları da bir de bizim de tecrübemiz var. Yıllardır sünnet yapıyoruz. Bence benim önerdiğim ilk yaşını bitirmeden bir kere, ama bu biraz daha geniş bir marj oldu. Yani çocukta penis olgusu tam oturmadan, yani ona ait bir şey, onun için çok özel bir şey olduğu kafasına yerleşmeden sünnetin yapılmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu da ne kadar çok doğuma yakın olursa o kadar iyileşme dönemi daha çabuk oluyor. Daha rejenerasyon, yenilenme getisi yüksek olduğu için yeni doğan çocuklarda ve onlar daha hızlı iyileşiyorlar. O zaman bu süreyi biraz daha kısaltmak mantıklı. Yani ben hemen yeni doğduktan sonra yapılmasını da çok beğenmiyorum. Nedeni de şu, çocuk yani bu anne babanın işini kolaylaştırır bir şey gibi. Doktorun da kısmen, yani doğuyor, hastaneden çıkmadan sünneti yapılıyor, tamam. Ama yeni doğanda karşılaşabileceği bir kere dünyaya çıkıyor. Annesinin karnından, farklı bir ortamdan, tamamen başka bir ortam, oksijenizasyonu başka, beslenmesi başka, bilmem ne bilmem, bir sürü ek sorunla karşılaşırken bir de üzerine bu ekleniyor. Ben onu çok doğru bulmuyorum. Mesela yeni doğan sarılığı olur. Anne sütüne bağlı sarılık olur. Gibi gibi bu sorunlar çıkacaktır. Bir de sen sünnet yaptırmışsındır. Ondan mı oldu bilmem ne, kafalar karışır, insanın canı sıkılır. Onun için benim önerim, bu 10-15-20 günlük adaptasyon dönemini geçirdikten sonra, ama 40'ı da çıkmadan. O dönemde 30 günlük profesyonel birilerinin elinde, ama hani bu böyle sokakta falan olacak bir şey değil. Çünkü o çok önemli bir konu. İyi bir sünnet, hem çocuğun kafasında penis olgusu oluşmadan hep öyleymiş gibi görecek ve öyle de bitecek. Çünkü yapılan özellikle yurt dışı kaynaklı bazı araştırmalarda şuna vurgu yapılıyor. Çocuk penisine sünnet yapılınca, hele de açıklanmadan, diyelim ki 3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında falan, bu yaşlarda da sünnet yapılabilir. Evet. Yine bir sorun yok, ama anlatırsınız nedenini, bilmem ne falan filan böyle. Onlar zaten kendileri istiyorlar, bir de oraya da geleceğim. Yani kendi sünnet olmamış çocuk kendini eksik gibi görüyor. Bizim toplumumuzda bir sonuçta adet de aynı zamanda bu. Mesela tuvalete gidiyorlar. Yanındaki arkadaşı sünnet olmuş, işte ben oldum diyor, sen olmadın mı bilmem ne. Ya bu psikolojikmen de çocuk. Evet, etkili. Erkek oldum diyor mesela. Erkek olma olgusu anneler için de öyle, işte kızlar için de öyle, erkekler için de öyle. O da dolayısıyla sünnet olmak istiyor. Bana geliyor hastalarım, benim oğlum sünnet olmak istiyor diye kendi kabullenmiş bir kere. Ama yani önerilen şey, penis olgusunun oluşmadan, çünkü ona bu sefer sünnette bir zarar verildi gibi algılıyor çocuk. Evet. Bir koruma şeyine geçiyor. Biraz psikolojik olarak yıpranıyor. Mesela böyle haber verip sonra hep o eli orada, onu korumaya çalışıyor. Anlatabildim mi? Böyle psikolojik şeyler olmasın diye mümkün mertebe çok bilinci oluşmadan bir yaş, hatta 40'ından önce, hadi belki 3 ay falan, ilk 3 ayda yapılması daha mantıklı. Veya hatta bazı anne babalar da biz düğün yapmak istiyoruz, hani bunun şöleni, töreni, yani bilmem ne, biraz bilsin diye. O zaman bence 6-7 yaşından sonra en mantıklısı.